Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı'na sesleniyorum. Bundan sonra Rize'nin Hemşin ilçesi Ortaköy mahallesini imam mimam atamayın. İmamlığı ben yapacağım, para da istemem. Gelen imam camiye beğenmiyor. O bir gelen imamın karısı lojmana beğenmiyor. Merkezi uzakmış, sosyal alan yokmuş. İki ay sonra çantayı omuza vuruyor. Seyyar satıcı gibi geziyorlar. Nasıl olsa zorunlu hizmet yok. 80-90 senelerinde terörün zirve olduğu zaman da kız öğretmenler, erkek öğretmenler kalktı. Doğu'ya gittiler. Şart görevine 4 sene zorunlu. Ya kesildiler ya vuruldular. Onlar o mücadele verdiler. Şimdiki yeni yetmeler bu güzel camiyi beğenmiyorlar. Bu caminin taşını, toprağını, tuğlasını benim mahallemin insanı arkasında yaz, kış, gece, gündüz demeden taşıyıp yapmış. Biz teraviden çıkıyorduk, tuğla taşıyorduk küçükken. 70 yaşına kadın 25 santim genişliğinde tahtayı köprü etmiş, arkasında kum taşıyordu. Şimdiki gelen lojman bedava, elektrik bedava, su bedava. Daha ne istiyorsun ya? Ne istiyorsunuz? 2 sene Kur'an kursunda okuyorsunuz. Yatak bedava. Biri kurban adar, biri İşte ada kadar ye iç, ondan sonra atan. El alem çocuğunu 4 sene üniversitede okutuyor, öğretmen etmek için dişinden tırnağından arttırıyor, bitiriyor, KPSS belasına takılıyor, atanamıyor. Atansa da gittiği yere kira 5.000, 7.000, 3.000 lira elektrik, su, onlar o mücadeleyi veriyorlar. Siz cuma günü hutbeye çıkın, diyelim ki Cemil Günalarımızdan estağfurullah estağfurullah. Yarın hep birlikte Allah'ın huzuruna çıkacağız. Bu camiye imam değil bir tane öğretmen atayın, Allah katında büyük sevap alırsınız.